Günaydın. 24-24 günlerden. Tabii 24.04.2024 olsa daha güzel olurdu ama 24.03.2024 böyle bir çakışık bir gün yaşıyoruz günlerden. Her ayın 24'ünde yaşayacağız bunu 2024'te. 24. ay olmadığı için 24-24-2024 olamıyor gayet tabii. Bu arada şu gözlüklerim bak mavi mavi ya bunları böyle ben şimdi yeni yaptırdım. Eskitmesem mi acaba? Bakarken çok eskir bir gözlük. Bunun yerine yine eskisini mi taksam? Ha? Hadi bunu takayım ya. Hani sonra şey pintilik yapıyorsun, takmıyorsun, kullanmıyorsun gözlüklerini demesinler. O da zaten benim dört önceki gözlüğüm falan dermişim. Şimdi evet arkadaşlar bir de bak boynuma astım. Çünkü çiziliyor her yere bırakıyorum. Beceremem yani o konularda titiz olamıyorum. Böyle açacaksın, kutuya katlayacaksın, koy. Ben arada dört tane fon alırım lan zaten. Vakit kaybı yani dayanamıyorum. Hemen çık tak tık 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 almam patlatmam lazım ha. Şimdi bugün pazar. Herkese öncelikle iyi bir tatil günü diliyorum. Bugün tabii önümüzdeki haftaya son hazırlıkları konuşacağız. Çünkü haftaya bugün oy vereceğiz. Yani gidip sandıklarda ha, isteyen verir, isteyen vermeyebilir. Cezası yok. Ama herkes kafasından geçen aday belediyeciliği en iyi yapacağını düşündüğüm paraları en yok olmadı. Rantın en çok o da olmadı. Çöpleri en iyi kim toplayacak şeklinde. Bizim mahallede muazzam bir yarış var. Partilerin yarışı değil arkadaşlar. Muhtar adayımız var. Üç tane. Üç kadın aday. Muazzam bir yarış var. Bu arada mahallede sorunlar patlak veriyor. Şehirden uzak bir mahalle burası. Ama bayağı bir size şöyle söyleyeyim. Yani 1500-2000 kişi yaşıyor. Sorunlar mesela su boruları patlıyor. Sular kesiliyor. Ondan sonra su borularını yenilemek isteyen, ihale edilen kişiler daha önce hiç hayatında su borusu döşemediği için içine çakıl basanlar falan mı ararsın? Ne ararsan. Malum elektrik direklerimiz değişiyor ama bir hafta boyunca değişti değişti. Sonra söküp geri götürebilirler. Başarısız olursa seçimin sonuçları. Ağaçları falan söker alır gideriz geri. Ha. Hani şeye benziyor bu. Çocuk geliyor ya futbol topu onda veya basket topu. Onu mecburen oynatacaksın. Topun sahibi o. Yoksa alır topunu gider eve. Ha. Bunlar da şimdi alamazlarsa söküp götürmesinler zeytin ağaçlarını, direkleri falan. Ha, götürürlerse eskilerini yerine takarlarsa ben fitim. Orada hiç sıkıntı yok yani seçilmezlerse. Şimdi ama bu arada tabii muhtar adaylarımız muazzam çalışmalar içinde su tamiratının başında bekliyorlar. Yani inanmayacaksınız ama o patlamadan arızadan dolayı yapılan müteahhit hatasından dolayı yaklaşık bir 25-30 saat susuz kalındı bölgede. Bu arada hemen aday yani daha nasıl diyeyim bir üst düzey aday muhtar adayı değil belediye başkan adayları tankerle su yolladı. Bu kısma kadar normal gayet de tankerin üzerinde pankartı vardı. Dolayısıyla yani iş artık iyice çığırından çıktı. Hani çöp kamyonlarının üzerine falan yapıştırabildiğin yere yapıştır kardeşim. Ya o pankartların en basiti 10 bin lira falan arkadaşlar böyle asılanları. Tamam mı? Yani ne para döküyorlar, ne para döküyorlar. Hiçbir ağaç kalmadı altına resim yapıştırılmayan. Öyle söyleyeyim size. Hiçbir sokak, hiçbir elektrik direği kalmadı. Yani ne ballı bir işmiş lan bu. Yani bunlara ben müsaade etsem benim kanalın sponsor yaparlar vallahi. Anında akşamına yaparlar. 80. Ne kadar firma varsa sponsorluk verirler. Yeter ki para gel yani şey olsun. Seçilsinler ha öyle söyleyeyim size. Yemek çok ballı bir iş yani. Öyle maaş falan gibi bir şey. Yani ihtiras, hırs falan. Yani muhtarla hani nereye gideceğim buradan sonra? Siyasi artık yollar bana açılır falan ümitleri de var demek ki. Yani yolları açık olsun. Ne diyeyim? Ben yine YouTube'da YouTuber'lık yapmaya devam edeceğim. Ben yani biliyorsunuz Cumhurbaşkanının teklifiyle bile ilgilenmiyorum. 5. sıramı bekledim. Hiç acele etmeye gerek yok. 5. CCCC olarak seçileceğim için.
O konuda acelemi gözü yok. Yani bir günün birinde, ama maaş için seçilmem, onu söyleyeyim. Sponsor da almam, öyle ihale de almam, öyle diyeyim yani. Şimdi bu da zaten şey biraz değil mi? Değişik bir yatırım şekli. Bak gözlükler eskiyor ya, mavi mavi. Heh. Şimdi arkadaşlar durumu şöyle izah edeyim bu hafta sonuna girerken. Geyik de yapacağız tabii. Hep böyle ciddi ciddi konuş konuş. Ne oldu? Çok ciddi konuşan insanlardan ne gördünüz? Ha, ne gördünüz? Çok ciddi böyle. Öyle var abi, böyle var abi, böyle dediler. Ne oldu? Maaşlar böyle şirinflasyona uğradı. Her şey şirin. Çekiflasyon oldu. Çekti. Ana bu kadar kaldı da. Mandalla bile zor tutar ipe taksan. E işte yani onun için siz boş verin. Boş boş geyik dinleyin. Geyik değiştiyse tamam diyorsun yani, pirzola yiyoruz, neşeleniyoruz, boş ver, öbürünün zaten bir şey olduğu yok. Ha, ümit yok orası, orada ümit bitti. Şimdi arkadaşlar gelelim bizim konulara. Bu hafta sonu atlanan ve ekonomistlerce çok üzerinde durulmayan konu, herkesin haberi vardır Rusya'da biliyorsunuz, Moskova'nın yani ana baş şehrine bir sürü militan bir şekilde giriyor, silahlarıyla giriyor. Oradaki bir konser salonunu yerini buluyor, gidiyor. Bundan da bir dediğim 2 gün önce Amerika Birleşik Devletleri de anons ediyor. Diyor ki Moskova'da bu tip yerlerden uzak durun. Tamam mı? Kalabalığa girmeyin ey Amerikalılar. Gümbürtüye gidersiniz. Biz aldık haberini diyor. Şimdi işin içinde vardır yoktur. E bu istihbarat kendinde bir yerde ihbar ediyor. Lan dersin ki herkes uyanık olsun. Bir şey olacak. Bunlar böyle dediğine göre diye. Yok ortada ne güvenlikçi var, ne güvenlik yer, hiç kimse işe gelmemiş, üst arama üst arama her şey. Yani bu sefer aklına bir şey geliyor. İçeriden destek görüyorlar demek ki. Ha, bu ortaya çıkıyor. Konsere gidenler yani gördüğünüz gibi çok kötü. İşte 100 küsur kişi, 150-133 sayılamıyor daha çünkü bir de içeride kapalı kalındığı için yangın dolayısıyla da. Buradan benim vermek istediğim mesaj, terör konusu biraz ilginç bu devirde arkadaşlar. Şimdi böyle bir şey gayet tabii, siviller gidiliyor, bir konser dördü. Bu terör aktivitesi de. Peki yani insanlar voleybol kuralı gibi kural yazıyor savaşa. Savaş öldürme. Öldürme üzerine değil mi? Yok, öldürme yok. Tesirsiz bırakma, etkisiz kılmak üzerine yapılan bir şey. Burada yani bu oyun değil ki lan, voleybol gibi yok abi, dört parmağın arasında tuttun topu 12 salise falan. Onu şimdi acımasızca öbürü gidip okulları, evleri, hastaneleri bombalayıp çocukları yüzlercesi, binlercesi, sadece Gazze'den bahsetmiyorum, Kiev'den de bahsediyorum. Rastgele bombaları salladığın zaman hastanelere, şuraya buraya, bu da terörizm. Yani ne farkı var? Ha, ne oluyor? Kin kini doğuruyor. Yani bunda bu işi yapan hiç tanımadığın insanları adamların eline tüfek oluşturup gidin vurun karşınıza kim çıkarsa, bu adamların yani sağlık, akıl sağlığı mantıklı olabilir mi? Olmaz. Yani başından kim bilir nasıl bir şeye tabi tutuldu bunlar. Ne diyeyim size? Ama her neyse, ben işin psikolojik sosyal analizine gitmek benim işim değil. Ama ekonomik sonuçlarını ve doğuracağı jeopolitik sorunları bildiğim için ben çoğunuz belki eski takipçiler bilir, yenileri bilmez. Ben kaç sene, 10 sene bir güvenlik paktında üst düzey, çok gizlilikli uçağımın bile Rusya'ya inmesi, bırak Rusya'ya inmesi, eskiden biliyorsunuz Romanya, Bulgaristan, işte bu ülkelerin üzerinden uçması bile yasak olan bir kişiyim. Yani öyle söyleyeyim size. Dolayısıyla işten emekli olduktan sonra dahi, emekli olduktan sonra 5 sene yasaktı benim herhangi bir komünist ülkeye gitmem. Yani o derece. Dolayısıyla sen ne anlarsın lan? Sen ekonomistsin falan diyen arkadaşlara önden yapıştırayım. O yüzden söylüyorum. Şimdi bu yaşanan arkadaşlar 11 Eylül Amerika'daki gökdelenlere çarpmakla, bu da Moskova'nın gökdelenlerine çarpmaya eşit düzeydedir. Putin'in seçilmesinin 6 yıl için arkasından yapılması, özellikle bak biz Moskova'ya kadar geliriz istersek şeklinde bir mesajdır. Şimdi burada Putin de bu mesajı alıp işte yas ilan etmek falan, onları geçin. Onlar yani bir şey,
Sen o silahlar nasıl geldi, o insanlar nasıl girdi, bir saat iki saat kimse müdahale edemedi falan. Onları konuşun da bir dahaki sefere koskoca ülkede nasıl yapacaksın? Yani her yer ki ajanların en yüksek değil mi? Olduğu ülke yani Rusya. Her taraf ajan yani. Beş kişiden de üçü zaten ajan. Dolayısıyla buna rağmen olabiliyorsa, dolayısıyla şimdi burada bir savaş hazırlıkları da var. Size şöyle söyleyeyim. Şu anda İngiltere, Fransa, Ukrayna sınırlarına asker yığıyor. Kara savaşı başlamak üzere, size öyle söyleyeyim. Bunların ışığında ilk adımı atması için tahrik de oluşabilir. Yani ne yapacak? Etkiye tepki yapması için. Bu tepkinin boyutlarında mini nükleer bir silah kullanma dahil geçiyor adı. Tepkinin boyutunda. Şimdi bu boyutta bir şey, ne diyelim, şüphe varsa, bırakın olmayacak diyelim ama bu şüphe varsa, uluslararası piyasalarda bugün altının değil 2200 dolar, 5000 dolar olması gerekir. Pazartesi günü altın hala 2000, yani yarın piyasalar açıldıktan sonra, bir de akşam olduktan sonra diyelim, Amerikalılar da kendine gelsin, öğlen İngilizler uyansın, sabah Çinliler bir baksın. Çin de bu işe müdahil olacaktır. Bu kadar net söyleyeyim size. Bu işin sonu arkadaşlar 3000-4000 dolara bile gidebilir altın. Gümüş de zaten hani bu açıdan. Çünkü ama tırmandırılmadan belki de tersinde, yani bak ben senin merkezini vuruyorum, ben de senin merkezini vuruyorum. Otur masaya konuşalım boyutuna da döner mi? Bazen çünkü en yüksek tansiyonun yükseldiği yer pazarlıkların başladığı nokta oluyor. Yani savaşta hiçbir şey olmazken taraflar aynı böyle uyur gezer gibi 10 sene sürdürüyor. Ama iş çaycının kovulmasına gelince ortalık karışıyor. Size çaycı olayı nereden çıktı diyeceksiniz, anlatayım. Yurt dışında böyle bir tesiste çalışırken Amerika'nın en gizli deniz silahlarının üretildiği merkezde ben. Arabanız girerken aranmıyor, çıkarken aranıyor. Öyle bir yer. Mesela kutuların içinde füzeler var. Füzeler, bütün o gemilerden atılan füzelerin üretildiği merkezde çalıştım ben, tamam mı? Size şöyle söyleyeyim, ortağım vardı Amerikalı, o da şeydi, astsubaydı. Bir gün geçerken, bu böyle bunlara gasket deniyor, yani ceset şeyi, tabutu gibi. Tabutun içinde şey var ama, roket var, yani o tanesi 1 milyon dolar olan roketlerden. Bir tanesinden dumanlar yükseliyordu. Yanından bizde çok büyük bir arazi. Senede 400-500 tane geyik avlama ruhsatı var. Yani üzerinde, hemen biraz üzerinde CIA ajanlarının yetiştirildiği Camp Perry var. Hemen altında Langley Air Force, NASA uzay şeyi var. Öyle bir üs yani. İçeri falan girmekle çıkmam bile çok zor, tamam mı? Araban aniden, sen general bile olsan, durduruluyor. 20 kişilik ekip hemen dalıyor. Arabanın bütün her tarafını didik didik arıyorlar. Yasal şekilde, yani dışarıda yapamazsın onu. O üstte öyle güvenlik tedbirleri var. Size öyle anlatayım. Şey, dedim ya lan, bu kadar gizlilikte uçağa inemiyor lan. Daha ne, üzerinden uçamıyor. Ha, bu yasak yani. Öyle bir uçak bulman gerekiyor. Yurduma dönerken falan. Onun için bunları, duman çıkınca şeyden ortağıma dedim ki, o zaman biz böyle içinde golf salon şeyleri, sahaları, alışveriş merkezleri hepsi üssün içinden. Öyle bir üs yani. Hani siz İstanbul'un bütün Avrupa yakası gibi düşünün. O büyüklükte bir üs. Şimdi ortağıma dedim ki, ya ben Benjamin hatta, ben ona ben diyorum. Ben bunun etrafından geçsek ya, duman çıkıyor dedim. Ben böyle gayet sakin, denizci zaten o, böyle uçak gemilerinde falan da görev yapmış. Hiç fark etmez dedim. O zaten patlarsa dedi, bu dedi, bırak yanından geçini, bu şehirde bir tane canlı kalmaz dedi. Yani o zaman biz rahatça duman tüten roketin yanından geçtik. Şimdi durum bu kadar yani, vahim. Şimdi size şunu anlatmak istiyorum. Buradaki gerilimin sonucu iki şekilde, ya baskıyla iki tarafın veya tarafların oturup pes ederek anlaşmasıyla sonuçlanmak zorunda, ya da iş iyice tırmanırsa. Bunun cevabını kim verecek arkadaşlar? İlk piyasalar verir. Televizyonda izlediğiniz 6 kişili, 5 kişili sohbet edenler veremez. Piyasalar anında fiyatlar bunu. Akşamleyin hala baktınız ki altın, yani yarın
Hala 2140 dolar, 2150 dolar bir halt etmeyecek demektir. O an piyasalar yapamaz bir tepkiyi fiyatlıyor demektir. Altın önden fiyatlar. Altın diğer şeylere benzemez. Ondan sonra ha, baktınız ki akşamleyin 2400, 500, 600 gidiyor. Tamam, o zaman hazırlanın. Yani sığınaklara hazırlanın, öyle söyleyeyim. Ha, bizim ülkeye bir şey olur olmaz onu ben bilemem. O işin boyutu nerelere sarar? Yani bizim müttefikler için çok zor bir şey değil. Biz bunları duymadık mı? Yani bir tane bomba yanlışlıkla müttefik bir ülkenin sınırlarının içindeki şehre düşerse biz de zaten otomatikman NATO üyesi olarak savaşa girmiş oluyoruz yani. Dolayısıyla işin nereye kadar bulaşacağını bilemezsiniz. Dolayısıyla böyle bir risk var. Bu riskten şimdi bu ekonomik yanından da bahsetmek gerekiyor. Abi işte kan üzerinden para falan geç onu. Onu ben çözemem. Ben ona çare bulamam. O oluyor zaten. Ha, ben ama en azından nasıl daha iyi korunursunuzu anlatıyorum. Dolayısıyla yarın akşam üzeri, hatta pazartesi değil ama yarın sabah da değil. Belki biraz işaret görürüz sabahleyin. Hani uzaktan, uzak doğudan. Ama salı günkü, sallanan salı günkü yayında çok vahim şeyler oldu mu olmadı mı konuşacağız. Şimdi bu onun şeyi, nasıl diyelim, pek yakında sinemamızda arka neydi, gelecek program, öbürü pek yakında. O pek yakında hiç gelmezdi. Yani uzun uzardı arası. O gelecek program gelirdi. İşte film oynayan sinemadaki film bitince gelecek. Yani pek yakında bir pekleyemezdi yani. Geç gelirdi hep sinemalara. Şimdi sinemaya da gittiğimiz yok lan bu aralar. Yani ben zaten sinemaya diye gitmiyorum. Popcorn yemeye gidiyorum. Yani o öbürü bahane. Ne olacak? Evde var zaten hepsi. Yani zaten gözlüğümde bu daha güzel ışık parlatıyor. Ha, Sebati! Sebati gel. Bak gözlerimde ışık ışık. Getir bize eskisi gibi 1,8'den bir faizle dibini sıyırayım ha. Ondan sonra yani ben bunu bilsem daha önce yapardım. Ha. Sonrasında basınca şuradan da iki tane LED ışık çıksa yani ne desem eder ondan sonra. Bunu da astık yani yere mere düşmesin yanlışlıkla falan çizilir mizilir ha yani söyledim. Yani SSK'dan destek verdiler 150 lira da şeyine. Yani o zaten yolda otobüste giderken bitti. Ha, o hiçbir işe yaramadı. Bir de maaştan da kesecekler 30 küsur lirasını falan. Yani nasıl bir şey lan bu? Ha, demek bir şeyden fazla mı kesti? Ne yaptı gözlükçü bana? Yani siz anlayın yani. Yani böyle bir şey de bayağı bir para. Bayağı bir para da ben bayağı para olanını almadım tabii. Deseydi ki kendi içinden mavi renkli kranı var dedi. Ne kadar o dedim? 35 bin lira camları dedi. Canım Allah sahibine bağışlasın dedim. Bir de dedi boyamalısı var. Bana boyalısından ver. Ben zaten onu çizerim. Çizerim her tarafını. Ben beceremem. Şimdi siz bakmayın. Birinci gün böyle. Üçüncü gün, beşinci gün tamam bu şey böyle. Diye sordum. Çizilmeyeni var mı bu camların dedim. Hiç çizilmeyecek yani. Çizilmeyecek. Öyle bir gözlük camı. Tam bana göre. Var ama dedi onun da başka bir mahsuru var dedi. Kristal cam diyoruz dedi. Hiç çizilmez dedi. Ama dedi yere düştüğü anda dedi bu hani Palax bardaklar var ya bin parçaya bölünür. Ha, öyle bir cam dedi. Bana hiç gelmez dedi. Ha. Benim evin her tarafında kediler dolaşıyor. Günde 4 kere düşer aşağı o gözlük. Ha. Onun için biz yine çizilen gözlüğe kaldık. Ha, bu arada bakın size cam ve gözlük bilgilerini de aktarıyorum. Şimdi peki bu riskleri yarın göreceğiz. Bu konuyu herhalde yeterince konuştuk. Neler olabilir, neler olmayabilir. Mutlaka yarın ertesi sabah bir tepki gelmese de mesela gelen tepkiler var ama mesela Kiev'e dün elektrik santrallerine bugüne kadar yapılanın en güçlü saldırısını yaptı Rusya. Ha, bu rahat tutar mı? Yani bunu bastırır mı? Dünya duymadı bile. Bakın ben söylüyorum size. Böyle dünyanın duyacağı boyutta bir şeyler yapması gerekebilir. Öyle söyleyeyim. Göreceğiz, göreceğiz. Altın fiyatlarını izleyin arkadaşlar. Benden size tavsiye. Orası ilk endikatördür. Yani
Şu anda arada resim de gelip gidiyor. Herhalde bu internet düzeyinin kalitesindeki düşüşten. Sabahın bu saatte kim kullanıyor lan? Pazar pazar. Şimdi bu arada arkadaşlar bizim kalabalığımız, grubumuz çok arttı. 135 bin kişiyi, ne 135 lan? 333 bin, 333'ü çoktan geçtik. Şimdi 350 bini de geçtik. Yani daha kaç gün önce 333 bin, 333 diyorduk. 350 bin kişi. Şimdi herkes zaten onlar açsa yetiyor yani şeyde. Bütün internet tıkanıyor. Şimdi sabahın bu saatinde de başka zaten yayın yapan yok. Pazar sabahı kimin işin gücü yok kardeşime. Yarına hazırlık yapın diye size vakit tanıyorum. Şimdi yansıtmalı yapıyorum. Sesim cızırtısız çıktı diye. Bugün de yansıtmasız bir yayın. Yansıtmalı. Bakın kenarda ördek var. Yani bu hastanedeki ördek değil. Anladın mı? Bu benim ördek. O zaman yansıtmalı yayın. Yani size bir şeyler göstereceğim demektir. Böyle elimde değil de bilgisayar ekranında. Şimdi arkadaşlar dün size %4 garanti asgari ücret bankaların verdiği faizle ne kadar büyük paralar 3 senede paranızın 1 milyonunuzun 4 milyon olduğunu bunun bir kısmını yiyebilirsiniz yemezsinizi anlattım. Peki sen artık demek ki mevduat faizle mi meylettin gibi sorularla karşıma. Hayır. Bakın ben 69-70 yaşıma yaklaştım. Hayatımda bankaya mevduata para yatırmadım. Tamam mı? Yani ay, 2 aylık, 1 aylık, 1 yıllık bankaya param yatar. Para piyasa fonları dediğimiz gecelik fonda günlük faiz getirir. Tamam mı? Onu beklerim zaten. Boşta tutmam. Çünkü ödemem var yani. Atıyorum şimdi salı günü, perşembe günü ödeme var. Ne yatırım mı yapacağım o parayla? Boşta durmasın diye. Bunlar da zaten aylık %4 getiriyor. Şimdi yeni faizde %4 garanti. Göstereceğim size 3.67, 3.68'di. Geçen haftaya kadar. Şimdi faizler yükseldi. Bu da eşek değil ya. 4 olur yani. Onun için söylüyorum. Ama biz ödüyoruz o faizi. Yani akşamleyin olan bankaya paralar yatıyor. Siz yatırıyorsunuz 55 ile. Banka onu kredi verecek adam bulamıyor. Götürüyor. Merkez Bankası'na ters repo dediğimiz ters işler yapıyor. Diyor ki Merkez Bankası'na benim paraya ihtiyacım yok. Al sende dursun diyor. Sende dursun deyince Merkez Bankası'ndan biz işte öyle aylık %4 faizler bizim kesemizden ödeniyor bankalara. En büyük para transferi halkın cebinden bankalara. Hiçbir şey yapmıyor. Sadece buradan alıyor. Kredi mredi de dağıtmıyor. Riske de girmiyor. Devlete diyor ki sen de dursun. Ne yapıyor? Dörtten diyor. Ha, bazen hesap ters düşebiliyor. İşte Amerika'daki bankalar da %1'len alıp hep devlete verdiler. Devlet tahvil aldılar. Sonra faizler bir anda 5'e çıkınca ellerindeki kağıtlar patladı. Patlayınca ne oldular? İflas ediyorlar. Muazzam iflaslar geliyor. Daha geliyor. Durdurmak için neden bundan bahsediyorum? Geçen sene Mart ayında bugünlerde Amerika'daki en büyük 3 tane bankanın iflas ettiği 1 yıl geçti üstünden. Hemen Fed toplandı. Bir öncekinde 6 ay sonra bir karar alabilmişlerdi. Lehman biraderlerde. Bu defa anladılar durumun vahametini. Hemen karar alıp yeni bir fon açtık size dediler. Tabii halkın cebinden yani şeyden değil öyle ayrı bir fon yok. Orayı bu sefer bankacılar uyanık ihtiyacı olanlar gelip buradan alacak batmayacak dediler. Bankacılar ki ulan ne güzel bedava para veriyorlar. Hani bizdeki şeye benziyor. Esnaf kooperatif kefalet düşük faizli iş yapsın diye. Ondan sonra adamlar yani ne yapıyorlar? Gidiyorlar alıyor esnaf kefaletten. Sonra götürüyor parayla. Dolar alıyor, altın alıyor. Tamam mı? Ne abi iş yok. Alsa ne yapacak yani? Öbürünü satamıyor zaten. Burada hazır cillop, indirimli para. Nasılsa nereye gittiğini falan sorarsa ya fatura ne yaptın bu paraları falan dese abi piyasada şey mi yok yani KDV ver herkes kesiyor fatura birbirine. Ondan sonra böyle bir ortam. Yani ben soruyorum ne yapacaksın kardeşim bunu size esnaf diye verdiler işinizde kullan diye. Ya geç abi sen onu biz hallederiz diyor. Ya. Oturup tek tek bunları mı sayacaklar diyor. Ya. Stokta işte derim diyor. Saysın stok kolay satıyor. Ben sayamadım ki 10 senedir diyor. Onlar saysın diyor. Sonuçta gelelim sayarsa ne yapacak? Abi stok kaybı. Çalmış demek ya şeyler. Bizim çıraklar çalmış malları. Hani her şey hazır. Her şeyin kılıfı hazır. Şimdi arkadaşlar tabii 25 dakika böyle geçince sunuma az bir şey kaldı. Neden %4'ü beğenmiyorsun? Nesi var %4'ün?
Arkadaşlar, profesyonel insanlara yatırım fikri veren bir insan, hele yatırım portföy yöneticilerine hiç yakıştıramam, tamam mı? Vadeli mevduatı övmek. O yüzden birkaç firmayı aforoz ettim kanalda. Yani para kaybederim. Bak, hani para kaybederim, itibar kaybetmem. Yok, öyle değildi. Para kaybederim, yine de garantili paraya para yatırmam ben. Yani benim stilim değil. O beni bozar. Benim girişim risk iştahımı kaçırır. Bu şeye benziyor. Yani çocuk böyle girişim yapacak. Bir tamirhane açmak istiyor. Çok milyoner olacak falan. Diyorsun ya, ya boş ver kardeşim, gel seni memur yapalım şurada. Bak diyor, belediyede de iş bulduk sana. Gel otur. Çocuk belki de geleceğin milyoneri engelleniyor. Bu Apple'da da yaşanmış. Adamın biri iş teklif etmişler, mühendis falan. Ama adam şeymiş, lise mezunuymuş. Demişler ki, maalesef lise mezunu alamıyoruz. Çok zekisin, hacker'ın hacker'ısın. Ama demişler, bize üniversite diploması gerekiyor. Adam da öyle olunca kös kös gitmiş. Ne yapmış? Bir yerde janitor dediğimiz hademe işi bulmuş. Yani tuvaletleri temizleme falan. Şu anda adam Amerika'nın en büyük milyonerlerinden biri. Çünkü özel girişim yapmış. Sonra işte janitorların başı olmuş. Janitor şirketleri kurmuş. Bütün şirketlere temizlik bakım hizmetleri falan derken yürü ya kulum. Şimdi adamla söyleşi yapıyor şey, röportajda. Diyor ki, siz diyor böyle böyle başvurduğunuz diyor geri dönmüş şeyden, lise mezunusunuz diye diyor. Adam diyor ki, şu anda bir de diyor sizin üniversite mezunu olduğunuzu bir görsem, diyorsa neler yapardınız kim bilir diyor. Adam söylüyor, çok basit diyor. Hala diyor Apple'da çalışır olurdum diyor. Bir tane diyor şey olarak, memur olarak diyor. Yoksa diyor, yani o sayede almadıkları için zaten zengin oldum diyor. Ha. Dolayısıyla bazen bakın ters de tepiyor hayatta. Kolaylıklar içinizdeki cevheri öldürüyor. Size öyle söyleyeyim. Şimdi ben de verilen 3'e 4'e kanıp içimdeki cevheri bu yaşa kadar öldürtmedim. Bundan sonra asla öldürtmem. Para kaybederim, yine yatırmam. Onu bilin. Ha, size yapmayın demiyorum. Ben yapmam. Benim stilim değil. Ya çok çekiniyorum. Hiç şey. Niye örnek verdim? En az bakın böyle bir kazanç ve garantili. Çünkü ben size desem ki, bakın geçen ay altından %20 kazandık. Ya 40 yılda bir kazandın bütün günü. Bu öyle garantisi de yok. Bir dahaki ay düşmeyeceğine malum, değil mi? Ama bunda o yok. Bu garantili. Kesin geliyor %4. Anladınız mı? Yani onun için o hesabı yaptım size. Yani en kötüsü, asgari garantisi bu. Heh. Şimdi dönelim benim yan tabloma. Burada %4 üzeri paralar kazanılır mı için hemen kısaca bir fon videosu değil. Size fonlardaki geçen en son cuma günü itibariyle bu videonun açıklamalarına koydum. Getiri tablosunu sunacağım. Hemen kısacık sunuyorum. Görüyorsunuz şu an karşınızda. Arkadaşlar bakın, bir aylık haftalık da dizerim de şurada aylık da dizdim şu anda. Bakın şu sıra aylık, şu pembe oje rengi. Bak, görüyor musunuz? Bakın altın, sarı boyadım altın olanları. Altın olmayanları farklı renkte. Bir ayda %22 getirmiş. Yani bankanın 4 katı, değil mi? 4, 5 katını bir ayda getirmiş. Bir ayda. Zaten altın biliyorsunuz hiç sevmem ama hastalık var. Topluyorum. Heavy metal müzik dinlerim. Heavy metal toplarım. O yüzden. Ha, başka neler var? 16 getirmiş. Garanti blockchain. Yani bu kripto paramsı şeylere yatırım yapan fonlar. 16, %16. Doğrudan yapamıyor da dolaylı yatırım yapıyorlar. Sonra bakın geçen hafta benim de beğenip girerim dediğim hani birinci hisse fonu, şu yukarıdaki beyaz olandı. O satılmış. Kalmıyor A1'in. Onun yerine ikincisini çıkartmışlar. KHA kodlu. Bu çok yüksek. Geçen haftanın da zaten rekor katılımcı girmesi oluşmuş. Artık ben bir şey diyemem. Yani benim sadece 350 bin takipçim var. He. Zaten tavsiye de vermiyorum. Bakın bu videonun altında da yazıyor. Yatırım tavsiyesi değildir diye. Sonra yine altın, altın, altın. Aralarında niye fark var? Para, bunların %80'i altında, %20'sinde parayı istedikleri gibi kullanıyorlar. Altında da değişik şeyler yapıyorlar. Fiziki altın alanlar var, almayanlar var. O yüzden bu farklar doğuyor. Bazısı kağıt altın alıyor. Ben kağıt altının yakınından geçmem. Onu size söyleyeyim. Benimki tutulubul, dokunubul olmazsa iğrenç, hiç sevmem.
Şimdi arkadaşlar gümüş bakın gümüş de hemen %13-14 bir ayda diyorum bakın %4 ile yarışıyor şimdi. Gümüş iklim değişikliği 13 bak hem doğaya katkı hem iklim değişikliği hem pil teknolojileri bir tane daha fintech ne blockchain 12-14 birbirine benzeyen fonlar bakın gümüşlerin hepsi bir arada gri renk gümüş rengi yani altın bakın altında %12 getiriler de var. Bunları beğenmiyorsunuz. Çip var. Çip teknolojisi. %12. Altın. Hemen bakın gidiyorum. %10. Amerikan teknoloji fonları. İşte en meşhurları. AFT, TFF. AFA. Amerikan. Sadece Amerikan hisse senetleri. %10. Yani bakın bu listeyi şuradan başladığım zaman bakın gözleriniz yorulacak. Aşağı gidene kadar. Gidiyorum bakın. Hala gidiyorum. Fon gidiyorum. 9'lar, 8'ler, 7'ler, 7,5'lar. Hala gidiyorum. Hala gidiyorum. Beşler. Hala iniyorum. Hala iniyorum. Dört dokuzlar. Tamam. Dörde kadar. Aha, şuraya kadar diyelim. Değil mi? Burada keselim artık. Buradan öteye gitmeyelim. Bir ayda. Arkadaşlar. Sanırım yeterince örnek gördünüz. Dördün muazzam artan aylık dördün üzerinde ne kadar çok seçeneğiniz garantili değil. O garantili. Garantisiz ama onun 5 katı, 4 katı veren kıyamet gibi fon var. Onlardan alırım. Hiç 1 liraya, 5 liraya, 10 liraya alınıyor bu fonlar. O kadar ucuz yani tanesi. Fiyatları var zaten listede. İsteyenler ilk defa hiç görmemiş olanlar. Fon nasıl alınır, fon neyin nesidir diye izleyenler varsa ki benim takipçilerin çoğu zaten fonculuğu patlattık biz. Yani şöyle söyleyeyim size. Bundan 2-3 sene önce tahmin bile edilemeyen gerçek böyle yatırım fonları gecelik falan filan değil anladınız mı? Ha. 5 bin, 3 bin, 2 bin abonesi vardı yayınlara başladığımızda. Şu anda açıldığının 4. 5. günü 75 bin kişiye çıkan fonlar. Yani talep öyle yağıyor artık. Ha. Dolayısıyla işin şekli değişti artık. Ne oldu? Maymunun gözü açıldı. Tamam mı? Ha. Şimdi gelelim başka bir diğer hesaba. Bu da dün de vardı. Faiz hesaplama. Bileşik faiz hesaplama. Şimdi size onu yansıtıyorum. Neden? Dün gösterdin abi bunu. Neyini gösteriyorsun? Hemen göstereceğim. Göstereceğim. Hepinize göstereceğim. He. Şimdi bakın. Burada arkadaşlar. Buraya şimdi aynı parayı koyalım mı? 400 bin lirayı koyalım. Tamam mı? 400 bini koyalım. 400 binden açtık ya dün. Şimdi faiz oranını aylık işaretliyorum. Bu linki verdim size merak edenler. Aylık ne kazanalım arkadaşlar? 15-20, 10 kazanalım ya. Ortalama hep en iyilerini hani altına alma ihtimalimiz ne kadar düşüktü ki? Ha, değil mi? O 10 diyelim. 20-22'leri yazmayalım. Şimdi 3 sene demiştik yine geçen gün. 3 yıl süreyle. Böyle bir getiride tutalım. Tamam mı? %10 kazanalım aylık. Bunu her ay bileşik faize de koymuyorum lan. İçinde zaten olsun bu fiyat. İçinde olsun fiyat. Tamam mı? Ondan sonra içinde olsun. Bileşik bileşik zaten sen çekip harcamadıkça içinde. Mesela hisse senedi fonlarında temettü dağıtıldığında fonun içine gidiyorsa zaten fon yönetimi o gelen para kadar ilave hisse senedi alıyor. Aslında zaten kendisi bileşik faiz. Anladın mı? Yani içeri atıyor karları. Dolayısıyla ben yine de yılda bir diyelim. Yılda bir kere %10 aylık veriyor ama yılda bir kere hesaplıyoruz bunu. Ama onu da aylık yapmak. Yani çünkü bu faizi aylık yazdık. Bakalım çalışacak mı? Buraya da hadi aylık diyelim önce. Çok muazzam bir rakam çıkacak da o yüzden. Bakın şimdi 400 bin liranız %10 faizden bir aylık dönemlerde hesaplanırsa 3 yıl vadeyle faizlendirildi. Vade sonunda getireceği para 12 milyon lira oldu. Tamam mı? 11-12 milyon. Neden öyle oldu? Çünkü her ay ayrıca bileşik faize tuttuk. Bunu koymayalım. Buraya yıllık işaretleyelim. Yıllık %100 versin. Bu %100 versin. Öbürü %50 biliyorsunuz. Çünkü ortalaması yani 120 yapıyor 10 bile yapsam. Toplamayla bileşiksiz hesaplasam burada da yıllık hesaplarsak bu %100'ü. Şimdi buraya basalım. Ne oluyor? Allah sevimsiz.
400 bin liramız 2 milyon 800 bin lira kazandırıyor. 3 milyon 200 bin liramız oluyor 36 ay sonra. Öbüründe 4 katı oluyordu. 1.600'dü. 2 katına çıktık işte. Gördünüz hemen. Şimdi arkadaşlar, bu hesabı bilerek dediğim gibi sizlere sundum. Kendime döneyim. 35 dakika oldu. Ben neden yatırmam? Benim için garantili bir şey. 3 ay 5 ay gideri yok. Tamam mı? Yani verirler. Ondan sonra sen alışırsın ayda 70 bin kazanmaya. Yani yarısını yiyeyim derken ya bir daha böyle para mı kazanacağız hanım? Şu evi de bir yenileyelim. Mutfağı da düzenleyelim. Arabayı da bir yenilesek falan derken o para çar en çur olur. Anladınız mı? Ha? Rus çarına döner. Çarçur olur para. Onun için garantilisi bildiğiniz yoldan şaşmayın. Garantili de istiyorsanız çok yani dayanamıyorsanız siz 50-50 falan yapın. Kalan kısmıyla yani yarın akşam bir de TL hepsi yerli parada yakalanıp bir de akşam devalüasyonda bir deve olursanız tamam mı? Herhangi bir gelecek aylarda bütün kazançlar Boharingen olur. Burada olmaz. Çünkü buradaki fonların %80'i demin konuştuk ya altın ondan sonra yerli Borsa İstanbul fonları değil. Ondan sonra diğer yabancılar, iklim değişim, emtia fonları. Bunların hepsi zaten döviz endeksli. Yani döviz yarın sabah atıyorum 32 liradan 50 liraya çıkarsa bunların hepsi yarın sabah artıyor altın gibi. Tamam mı? Dolayısıyla o risk yok. Ama öbür türlü yerli bankaya yatırdın veyahut da sadece Borsa İstanbul aldın. Bankaya yatırdıkların tamamen buhar zaten de yerli borsaya yatırdıklarında şöyle olur. Bankadaki paranı hemen çekip bir şeye gömersen çünkü 3 ay, 8 ay, 10 ay içinde onlar geri toplar o döviz farkını. Ama mahvoldum, gitti param deyip yine parada kalmaya devam edersen yanarsın, erirsin, bitersin. Ha, onun için söylüyorum. Hemen öyle bakın. Şayet böyle bir deve etme operasyonu olursa paranız da hala yerel paralarda ise o akşam bulduğunuz kadar anladınız değil mi? Ne alabiliyorsanız yerli şirket hisse senedi de olur. Çünkü onlar da sonuçta fabrika, binalar hemen ertesi sabah yansımaz ama en azından kurtarırsınız paçayı 6 ay 12 ay sonra. Tamam mı? Öbür türlü baştan almadın tedbiri abi. Yani şey yaptın, hırs yaptın. Hepsini gittin %4'le yatırdın. Yanarsın. Evet. Benden size yatırım tavsiyesi değildir. Birikim ve yatırım eğitimidir. Kendi rakamlarınızı kendiniz koyun. Kendi ne diyelim risk algınıza, oynaklık riski. Batma riski yok burada ama oynaklık çok olabilir. Sert düşebilir, %30, %40 artabilir. Ha, bunu kaldıracak bir bünyeniz varsa kaldı. Yoksa değil ki ben baştan kaybetmeyi kabullendim. Yatırım aylık %4'ten yatırırım. Enflasyon altında kalsın boş ver diye. Orada sıkıntı yok. Orada sıkıntı yok. Enflasyon üstü faiz vermezler size. Yedirmezler. Tamam mı? Mış gibi yaparlar. Aynı enflasyonla mücadele ediyor. Muş gibi yapıp şu anki enflasyon faizler yeni ekonomi yönetiminin geldiği dönemden daha yüksek. Tamam mı? Ulan biz ne yaptık 8 ay boyunca? Seçim bekledik. Yerel seçimleri ben mi yarattım? Ben mi yarattım? Ben mi yarattım? Kaderin böylesini ben mi yarattım? Ney 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 ney